kıyafetlerimi ayarladım. Şimdi beraber hazırlıyoruz. Bu defa biraz uzun kalacağım. Yaklaşık bir hafta kadar kalacağım. Bu arada arkadaşımızın nikahı var. O yüzden gidiyoruz. Gitmişken kalacağım bir süre. Gökhan dönecek bu arada. 3-4 kişi. Onlar dönecekler. Ben kalacağım bir süre. Şöyle bir askı yaptık. Burada Gökhan'ın giyeceği takım var. Gökhan'a çok güzel bir kombin yaptım arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Nikahta da çekerim zaten. Şu an gözükmüyor iç kısmında da. Ben de şöyle krem blazer'ımı falan aldım. Gökhan'a böyle çizgili pantolonlu bir kombin yaptık. İşte taba rengi, ayakkabı, saat, çok güzel şeyler aldık. Kombinin üzerine beyaz gömlek. Altına böyle çizgili Zara'nın bir pantolonu var, lacivert. Onu giyecek. Ve artık çok hani takım elbise değil de daha böyle rahat kombinler daha çok hoşuma gidiyor böyle nikah törenlerinde, düğünlerinde. Artık abiye takım falan kalmadı bence. Ben de düz böyle yırtmaçlı bir etek aldım altıma. Siyah stilettolarımı giyeceğim. Bunlar çok güzel. Kemal Tancan'ın da bunlar. Gerçekten çok olaysız, zamansız, çok güzeldi yani siyah stiletto. Onun dışında da normal günlük kıyafetler alacağım. Orada da benim kıyafetlerim olduğu için çok çantamı doldurmak istemiyorum. Çünkü orada da var, giyiyorum. Zaten hani evde çalışıyor olacağım çoğunlukla ama arada böyle çıkarım. Arkadaşlarımı görürüm diye düşünüyorum. Olursa yapabilirsem bir Işıklara gideceğim. Ezgi'nin kızı Işık. Size daha önce çektiğimi bilmiyorum, tanıştırdım mı Ezgi'yi biliyorsunuz ama böyle Işık'ta kalabilirim aşkım bu arada. Sana söyledim mi? Vallahi ben siz Ezgi'de kalırım demiyorum, Işık'ta kalırım. Işığı mıncırabilirim aşkım, Ezgi ben çağır. Ben siz mıncıramazsın. Vallahi öyle bir mıncıracağım ki kalacağım. Abi ben siz mıncıramazsın. Neden? Çünkü ayıp, ayıp yani. Yoga yapıyor ya Işık, aşağı bakan köpek, onu yaptıracağım. Öyle yani, o yüzden güzel geçecek diye düşünüyorum. Bu sohbet videoları başlatmıştım ya, yeni bir seri. Orada devam edebilirim. Burada başlamayı düşünüyordum ama orada da devam edebilirim. Çok yoğunum bu arada. Biraz da sohbet de edelim. Çok yoğunum bu aralar. Çok fazla yeni marka aldım ajansımın bünyesine. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Daha doğrusu onların yoğunluğu var. Şimdi gideceğim bakalım. Uzaktan devam edeceğim. Gerçekten işimin en sevdiğim yanı bu. Bilgisayarım ve sırt çantam olduğu sürece her yerde çalışabiliyorum. Çok yağmur olur o gün, soğuk olur. Pantolon giymem gerekir diye düşünerek şu Zara'nın bir pantolonu vardı bende. Böyle normal klasik bir kumaş pantolon. Bunlar Zara'nın pensli pantolonları olarak geçiyor. Bunu yanıma alıyorum, çantama atıyorum. Şöyle bir üst var. Aslında giymeyi düşündüğüm üstüm bu. Nikahta böyle baskılı, derin dekolteli bir üst. Bu altına da yine dümdüz siyah yırtmaçlı eteğimi giymeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani yağmur olur, bir şey olur, kumaş pantolonu da alacağım yanıma. Zaten ayakkabılar değişmez yani fix. Onlar aynı kalır. Şu çizgili üstümü alacağım. Yanıma şöyle bir tane eşofman koyuyorum. Üzerine şöyle bir tane tişört alıyorum. Bunlar evde giymek için. Bu trikoyu alıyorum. Yine dışarı çıkarsam giyerim orada. Şu paraşüt pantolonumu alıyorum. Çok da rahat oluyor. En üst kısma da nikahta giymeyi düşündüğüm işte pantolonu, eteği koyuyorum. Bunlar çok buruşacak şeyler değil. O yüzden buraya koyabiliyorum. Şu kısma da çamaşırlarımı, çoraplarımı koyayım. Şöyle bir düzenleyicim vardı. Bunun içine de çoraplarımı koydum şöyle. Bir tane de kot alıyorum şuraya. Şunu da şöyle koyalım. Burayı kapatalım. Bakım malzemelerimi koyarım. Şu ayakkabımı koyayım köşeye. Buraya da bakım malzemelerimi, düzleştiricilerimi falan koyarım. Kamera nereye çekiyor, oraya çekiyor. Benim yatakta yattığım belli oluyor mu aynadan falan? Yok, olmuyor. Emin misin? Evet. Bakayım bir açıya ben bir. Yat aşkım, ne olacak? Yattığında tam gözüküyor. Belli olmuyor. YouTube. Yok, burası. Ben yatıyorum. Şöyle iki tane çantam var. Makyaj malzemelerimi ve cilt bakım malzemelerimi koyacağım.
koyayım. Şöyle far paleti alıyorum. Aydınlatıcı, pudra, allık, fondötenimi alıyorum. Baz, concealer, dudak nemlendiricimi alıyorum. Ruj, bir tane eyeliner, rimel atıyorum. Şöyle bir kapatıcı fırçası koyuyorum. Fırçaları da hatta şöyle şu far paletinin arkasına doğru koyalım. Rengimizi de alalım. Yine far için fırça alacağım. Bu kadar yeterli olur artık. Dolu dolu bir çanta yaptık. Şuna da bakım malzemelerimi koyacağım şimdi. Şu makyaj temizleme suyumu koyuyorum. Serumumu koyuyorum. Diş fırçamı alıyorum. Şu spreyimi de alacağım. Bunun içine şu parfümümü de koyacağım. Ve böylece kapatıyorum. Bu da hazır. Şu köşeye bu bakım ürünlerimi koyuyorum. Buraya makyaj malzemelerimi koyuyorum. Ama kapatmayacağım. Sabah çünkü çıkmadan yine hazırlanacağım. Makyajımı yapacağım. O yüzden kalacak şimdilik. Şöyle mekimi alıyorum. Şarj aletimi alıyorum. Buraya da şöyle elektronik yine kablolarımı koydum. Derli toplu olsun dedim. Güneş gözlüğümü atıyorum. Cüzdanımı atıyorum. Yol için gerekli olur. Reçete atıyorum. Islak mendili de atıyorum. Yine şöyle minik bir çanta daha yaptım. İçinde ağrı kes için var. Yol için yine nemlendiricim var. Şu defterimi de atıyorum. Notlarım var içinde çalışmam gerekenler. Şimdi benim buraya bir de şöyle bir çantamı koymam lazım. Ama bu böyle sığmayacak. O yüzden bunu şöyle yapacağım. Mantıklı bence. Hem korunaklı olur. Şu şekilde artık koyacağım. Bu da böyle köşede. Bu şekilde kapatacağız artık. İyi oldu. Sığdı. Eşyalarımın büyük bir kısmını hazırladım. Valizimi hazırladım. Sadece sabah son bir çıkmadan katreyi çalıştırırım. Çamaşırım da yok. Çoğunu yıkamıştım bugün. Sabahtan açamadım vlog. Sabahtan başlatamadım. Yoğundum bayağı. Şu an hatırladım. Düzleştirici maşamı almadım yanıma. Kuaföre gideceğim nikah günü. Ama orada maşam var gerçi ya. Almayayım. Hiç gerek yok. Sabah burada yaparım. Saçımı düzleştireyim. Öyle çıkarız yola. Dişlerimizi falan fırçalayalım. Uyuyalım artık. Bir gargara da yapalım. Şimdi artık uyku vakti. Yarın devam edecek bu vlog. Yarın sabah görüşürüz. Beraber hazırlanırız. Asma annemlere gideceğiz kahvaltıya. Çünkü teyzemler de geliyormuş. Onlar geliyor, biz gidiyoruz. Biraz kötü denk geldi ama yapacak bir şey yok. En azından gitmeden dedik hep beraber bir kahvaltı edelim. Oraya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra da yola çıkacağız. Tekrar görüşürüz sabah. Şimdi makyajımı yapıyorum. Hemen hızlı bir makyaj yapacağım. Sonra çıkacağız. Gökhan bana bakıyor oradan. Hızlı bir makyaj dediğim zaman ne kadar hızlı olmadığını bildiği için. Bir de yol makyajı diyelim buna. Saçımı Asus'larda yapacağım. Onun fön cihazı var. Onunla yapacağım. Saat bu arada erken gibi gerçekten. Erkenden kalktık çünkü yola çıkacağız bugün. Dün anlatmıştım, öncesinde annemlerle kahvaltı edeceğiz. Bir yandan katli çalışıyor. Ben göz altlarımızı kapatalım. Gökhan evde bakalım. Bir hafta evi ne hale getirecek acaba? Gökhan Bey sana soruyoruz. Parti vereceğim evde, dönünce. Parti mi? Döndüğüm ilk akşam. I am free beach partisi. Ne demek istiyorsun? Şaka yapıyorum aşkım, ben evde ne yapabilirim? Parti mi vereceksin? Sen parti vermelerini mi özledin geçmişte?
Bekarken. Hemen aklıma o geliyor. Biz vermiyor muyuz birlikte parti? Veriyoruz. Neyi yapmadım ben sana? Saçımı Saçımı süpürge ettim. Eskiden Gökhan bir dönem barmenlik falan yapmış arkadaşlar. O yüzden seviyor böyle partileri. Sever. Ama geçmişte kaldı o günler. Ev toplu, ben sağa sola kontrol ettim. Süper. Kapılar falan kilitli mi? Kilitli, Balkon balkon. kapalı, her yer. Tamam. Her yer toplu. Çıkacağız benim işim bittiği gibi. Aşkım. Buyur. Döndüğün zaman çamaşırlarını yıka. Pis pis biriktirme. Ben valla bütün çamaşırları bitirdim yola çıkmadan, biliyorsunuz öyle takıntılarım var. Kirli sepetimde sanki kutlanacak gibi geliyor bana. Normal mi sence aşkım bu takıntı? Kirli sepetinde ne olacak? Çamaşır bırakırsam böyle yola çıkmadan kutlanacak gibi geliyor. Kurtulabilir miyim? Ya öyle olur, öyle kötü olması için bir sene iki sene aynı yerde duruyorsun. Ben de 19 Mayıs paylaşımına yapayım. Ha evet, 19 Mayıs bugün. Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Şu an bizi izleyen herkesin Gençlik Bayramı kutlu olsun. Ben markalarımı dün geceden yaptım. Ya sana bir şey göstereceğim. Videomu bölüyorum ama. Yo, gel. Arkadaşlara da gösteririz. Kim bu? Sen. Kim var yanında? Direnç. Ve Göster. bu kadar olur ya. Hayatımın kısa özeti. Gökhan. Ben BMW ve French buldum. Katya ayaklarıma dolaşıyor şu an. Hayatımız hep bir koşturma. Yani şu rahat bir günümüz yok. Gerçekten. Yok. Dün gece böyle beraber hazırladık. Sonlara doğru benim çok uykum geldi dedim. Yarın mı kahvaltısını hazırlasam? Arkada öksüren baba gibi. Bavulumuz hazır. Normalde saçımı Ahşuş'ta yapacaktım. Geç kalmamak için ama. Kız Mayıs kutlu olsun. Ya çok tatlı. Hadi yavrucuğum. Saçlarımı bir yapayım dedim senden gizli 2 dakikada. 2 dakika dediğin senin, bak senin 2 dakikan 10 dakika. Hadi Sen bir çıkalım. zaman söylediğin zaman Hadi çarpı 5. çıkalım. Hadi sus sus. Sen de öyle, sen Ay'a gittiğin zaman yarım saate geleceğim dediğin zaman 3 saate geliyorsun. Bu vlogda çok kavga ettik biz ya. Yok. Çok laf dalışı yaptık. No problem. Hadi let's go. Güneş ışıktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Aşk, bu masanın üstünü bir siler misin? Sadece onu isteyeceğim. Bak şuradan bir bak. Bak ama bir bak Gökhan. Katya takılıyor değil mi ayağına? Çöpü de çıkart sevgilim. Tamam, çıkıyoruz. Hadi inşallah. Harbiden kapatıyorum artık ben. Biz yola çıktık. Gökhan ve asker arkadaşlarım. Ozi burada. Herkese selam. Arkadaşlar ne haber, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Hiç mutlu değil araba kullanamadığı için. Bir araba dolup da ben kullanmayınca çok gergin oldum. Mehmet'i bayıltıp geçecek. Burada arkadan bir şamama edeceğim. Şu an ama en iyi ikili önde bence. İki iri insan. Şimdi beraber makyajımı yapacağız. Burada biri daha var yanımda. Yanımda biri. Yanımda birisi var. Meraklı bir melahat. Her şeyi karıştırır. Onun adı renk. 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 Hemen makyaja geçiyorum. Üzerimi giydim bu arada. Fakat böyle bir kolar attım üstüme. Üşümemek için. Leke olmasın dedim üstü. Aha. Bu yalnız kesimde onlardan biri. Koyun kürkü
Hayır. Hayır renk. Tıklığını göstermesin. Amin inşallah. Buyurun hanımefendi. Evet, kahvenize geldi hanımefendi. Buyurun. Çok ağır bir çocuk bu abin ya. Erkeği içeriden çıkarmış uğraşıyor diyor. Evet. Bu kasım bu ya. Dışarı atılıp erkek antrenörü çıldırtmaya çalışıyor. Nazar değdi. İki deli bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydik. Aşk dans kesilirken bacı gelinme kaldı. Bunu baksana. Ayarladım ama. Sıkıntı yok. Yolda var mı bir şey ama hadi bakalım. Aynen. Oğlum doğru. İnşallah yolda yolda giderken tabanım abone ol. Sen arabaya bir ayakkabı koy bence. Ya lan işte bak şey normalde hep garanticiyimdir. Yani bir şeyden yanıma bir tane yerine mutlaka iki tane alırım abi, mesela ne olur ne olmaz diye. Bu ayakkabılar geldi ya buraya. Anne fotoğrafını gönderdi geldi diye. Hadi dedim biz kendi arabamızla da gitmiyoruz. Boşuna dedim ayakkabı taşımayayım. Doğru. Ağına yatsın atalım. Ayakkabı taşımayayım dedim ya. Ondan oldu bunlar. Durduğu kadar oldu. Açılır niye Çorakkale tayfa geldi? Alıyoruz mu? Tabii ki alıyoruz. Başka ne var konvoyda? Görmedim. Valla baya 5-6 arabayız ya. Polisler alacak mı? Çiçekleri sökmüşler be. Tamam ki abi. İyi olsaydı da başlık çabuk etseydi. Bravo! Sayın davetler, çok kıymetli misafirler. Çiftimizin kıymetli nikah şahitleri Çağatay Uğur Türk ve Yusuf Sevim Beyefendi, sizler de hoş geldiniz. Bilge Su, Beria, Sevim Hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmaksızın kendi özgür hür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu Tahsin Mert Kuralay Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin hanım, evet sesi biraz zayıf oldu. Kimse duymadı. Şöyle güçlü, kuvvetli bir evet alalım. Evet. Teşekkür ederiz. Tahsin Mert Kuralay Beyefendi, siz de hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmaksızın kendi özgür hür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu Bilge Su, Beria, Sevim Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, bravo!